Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Example ve Sublime Text'in kurulumunu göreceğiz. Bir sonbahar sabahı sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Birçok arkadaşımız gerek YouTube'da gerek mail adresimize şu şekilde bir mesaj attılar. Hocam işte Example'da şu hatayı alıyoruz. Bilgisayarımız kapanıp açılıyor, Example çalışmıyor şeklinde. Bu yüzden arkadaşlar ben de bu şekilde video yüklemeyi düşündüm. Umarım bu video birçok işinizi görecektir. Öncelikle videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Example Dovlant yazdık. Yani example indir. Ve X diye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bir de Sublime Text Dovlant yazıyorsunuz ve sublimetext.com'dan Sublime Text'i de indireceğiz. Öncelikle example'ımızı indirelim. Burada çeşitli versiyonları var. İşte Linux, Linux, Windows şeklinde. Biz en üsttekini indirelim. 7.3.11. Bakın şu an direkt indirmeye başladı. İsterseniz diğerlerini de indirebilirsiniz. Ben en son sürümü kullanmayı tercih ederim açıkçası. Bir de Sublime Text'imiz var arkadaşlar. Bunu da indirelim hemen. İşte Windows 64 bit varmış. Ben bunu hemen indiriyorum. Ve şu an Sublime Text'im de inmek üzere iniyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli madde arkadaşlar. Kurulum esnasında beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Hatta gerekirse önce bir tamamıyla videoyu izleyin. İkincisinde kurmaya başlayın. Ya da ise birçok arkadaşımızın şu an yaşadığı sıkıntıları sizler de yaşayabilirsiniz. Öncelikle Sublime Text'imi kuracağım. Çünkü görmüş olduğunuz üzere 10 MB ve hemen iniyor. Şu anda indi. Üstüne bir tane tıklıyoruz arkadaşlar. Ve yapman gereken sadece burada ileri demek. Tekrardan install diyorsunuz ve bunu yüklüyorsunuz. Sublime Text şu an hemen yükledi. Bunu açmak için de arama bölümüne Sublime Text yazarsanız arkadaşlar, şu an Sublime Text'imizin açık olduğunu göreceksiniz. Şimdi example'da sıra. Ama example'ın yüklenimi biraz uzun sürüyor. Ben o yüzden videonun süresini uzatmak istemiyorum. Durduruyorum arkadaşlar. İnince görüşmek üzere. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 10 saniyesi kaldı. 10 saniye sonra bu da inecektir. Şimdi lütfen beni çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Ve küçük bir hata bile yapmadan bu kurulumunu gerçekleştirelim. Üstüne yine tıkladık arkadaşlar. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere artık çalışmaya başladı. Ve şurada tıklıyoruz buna. Okey diyoruz. Example'ın kurulumuna hoş geldiniz diyor. Lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. İlkinde yapmamız gereken next, yani ileri demek. Buradakilerin hepsinin tıklı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani MySQL'e tıklı olmazsa veya işte PHP'nin tıklı olmazsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden hepsi tıklı olsun. Nereye kuracağım diye bana soruyor. Ben bunu D'nin içerisinde kurmasını istiyorum. Size de arkadaşlar yerel D'nizin içerisinde kurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü G'de birden çok dosya var. Zaten yeterince dolu. En azından B diskimiz boşken orada dursun. İleri diyorum tekrardan. Burada daha fazla bilgi için example sitesine gitmemizi sağlıyor. Tiki kapatırsanız gitmez. İleri diyorum. Tamam, şu an yüklemeye başlıyorum artık diyor. Şu ana kadar görmüş olduğunuz işlemlerde tamamıyla ileri dedik. Asıl önemli olan arkadaşlar şu andan sonra yapacağımız işlemler. Birçok arkadaşımızın hata almasının nedeni ise şu saatten sonra yaptığımız işlemleri yanlış yapmaları, hata yapmaları, işte bu yüzden de birçok arkadaşımız hata alıyor. Size şurada şunu bahsetmek istiyorum. App Server veya Web Server'ı kurulumunu anlatacak mıyım? Veya bunlar niçin kullanmıyorum? Bunu da hemen kısa bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar Web Server'ı ben hiç kullanmadım. Çevremden de öyle tavsiye eden de olmadı açıkçası. En çok example kullandım arkadaşlar. Example benim bütün işlerimi şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde götürdü. App Server'ı da kullandım zamanında. Ama App Server'da şu şekilde bir sıkıntı oldu. Benim example'da çalıştırdığım kodlar App Server'da çalışmamaya başladı. Ya bu da sıkıntı yaşattı. O yüzden arkadaşlar App Server'ı da kullanmayı bıraktım. Ve
uzun bir süredir Xamp'ı kullanmaya devam ediyorum. Sizlere de açıkçası tavsiyem bu eğitim serimiz boyunca Xamp'ı kullanın arkadaşlar. Ki mesela ben de çalışan kod sizde çalışmama gibi bir sıkıntı yapmasın. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sonuna kadar yaklaştı ve birazdan bunu da bitirecektir. Şu an işte arka planda kendi uygulamalarını çalıştırmaya başlattı. Birazdan bunları size anlatacağım arkadaşlar. Ve şu an tamamıyla işlemlerimiz bitti. Şuna tıkla olmasa dikkat edin. Çünkü kontrol panelini atacaktır size. Finish diyorum ve işlemimi şu an bitiriyorum. Dil seçiyoruz. İngilizce ile devam edelim. Tamam. İşte arkadaşlar bu sayfa. Birçok arkadaşımızın hata yaptığı sayfa. Size şimdi bu sayfayı tek tek anlatacağım. Lütfen bu sayfayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle Apache ve MySQL var ya arkadaşlar. Bizim için en önemlisi bunlar. Bunları bir start diyelim. Şu an görmüş olduğunuz üzere 8443 dedi ve 3306 MySQL'e de verdi. Ve yeşil bir şekilde arka planı oldu. Şimdi bazı arkadaşlarımız şu an bu yeşili göremiyorlar. Ve orada bir kırmızı bir şey var. Şurada da kırmızı yazılar var ve hata basıyor. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Bunu bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar config diyorsunuz ve ilkine tıklıyorsunuz. Ve şu şekilde bir not defteri sizin karşınıza açıldı. Burada 80 değerlerini arıyorsunuz. Toplamda 3 tane var. Birincisi buradaki. Bir tane de altında var. Ve en altta var. Bu arkadaşlar eğer olmuyorsa sizde bunu 81, 82 şeklinde de yapabilirsiniz. Mesela bütün 80'leri 82 yapalım. Şurada vardı. 82 yapıyorum. Bunu da 82 yapıyorum. Şu an ben bu dosyayı kaydettim ama çıkmayalım. Stop diyorum ikisini birden. Start diyorum tekrardan. Bakın yine yeşil yandı. Yani eğer sizde 80 olmuyorsa 82, 85 istediğiniz sayıyı deneyebilirsiniz. Ama denediğiniz sayıyı unutmayın arkadaşlar. Ben şu an 80 olarak devam edeceğim. Çünkü bende oluyor. 80'in kolaylığı da var. Onu birazdan size anlatacağım. Bir de şurada vardı. Bunu da 80'e çevirdim. En büyük yaptığınız hata şu arkadaşlar. Buraya çoğu arkadaşımız localhost yazıyor. Ama bu şekilde çalışmıyor. Bunun nedeni ne? Şimdi size tek tek bunları anlatayım. İlk nedeni şu arkadaşlar. Mesela daha yeni girmiş olduğumuz sayı var ya. Siz oraya 82 girdiniz. O halde arkadaşlar buraya localhost yazınca çalışmaz. Çalışmasını istiyorsanız 2.82 dersiniz. Bakın arkadaşlar şu an çalıştı. Ama hocam siz sonradan 80'e dönüştürmüştünüz. Evet arkadaşlar dönüştürdük. Ama stop deyip tekrardan başlatmadık. Şu an ben start deyip tekrardan başlatırsam bakın 82 yazdığımda da hata alacağım. Gördünüz mü? Bu yüzden de localhost'u sadece yazdığımda direkt çalışacaktır. Arkadaşlar bu yapmış olduğunuz en büyük hata. Umarım bu hatayı şimdi anlamışsınızdır. İkinci yaptığınız en büyük hata. Bunu da size söyleyeyim. Şöyle yerellik sistemimize gelelim. Xamp burada kurulu ya. Burada arkadaşlar en alta doğru iniyorsunuz. Ve Xamp start ve stop var. Bilgisayarınız her kapandığında ve yeniden başlatıldığında Xamp'ın içindeki bilgiler gider. Böyle düşünün. Ve biz bunu yeniden başlatırsak çalışır. Ya mesela ben şu an Xamp stop yapıyorum. Bakın şu an Xamp durduruldu. Localhost yazdığımda çalışmayacaktır. Görmüş olduğunuz üzere. İşte bilgisayar her kapandığında da Xamp stop yapıyor. Yani duruyor. Ama Absolve'da böyle bir sıkıntı yok. Xamp'ı her yeniden başlattığınızda, bilgisayarınızı kapattığınızda üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Başlatıyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere localhost'umuz da hızlı bir şekilde çalıştı. Arkadaşlar mantığı sadece bu kadar. Gene hala hata almaya devam ediyorsanız bizlere bildirebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şurada HD deskripsiyonumuzun içerisinde şu dosya var arkadaşlar. Bunu da komple silelim. Ve daha rahat bir şekilde dosyalarımızı buraya yükleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu an bomboş bir ekran üzerinde çalışabiliriz. Dosyaları yüklediğimizde de burada gözükecektir. Umarım arkadaşlar bu videoyu anlamışsınızdır. Sıkça karşılaştığım hataları sizlere anlatmaya çalıştım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi
ve yorumlarda bizlere içten yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.